Mezopotamya'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Dara Antik Kenti'ndeyiz şu an. ...550 yıllarda Doğu Romalıların Sasanilerden korumak amaçlı yaptıkları bir askeri garnizon aslında burası. Şu şekilde. Bu arada yaklaşık sadece %10'u açığa çıkarılmış. Ve Türkiye'deki en büyük antik şehirlerden bir tanesi buna rağmen. Adının Dar olmasının sebebi şuymuş arkadaşlar. Büyük İskender burada Darius'la savaşmış ve Darius burada ölmüş. O yüzden onun hatırına buraya adını bırakmışlar. Adamı öldürmüşler ama adını buraya bırakmışlar. Antik kentin içerisinde kilise, saray, zindanlar ve ne vardı? Bir dakika. Çarşı bulunmakta. Dara Antik Kenti Büyük Galeri mezardayız şu an. 2009 yılında yapılan kazılarda yapının alt katında yüzlerce insana ait kemik açığa çıkarılmış ve bu insanların Ezeyken mucizesindeki gibi yeniden dirilecekleri gün için bu mezarda toplandıkları düşünülmektedir. Antik kentin içerisinde ayrıca su sarnıçları da yer almakta. Şimdi biz su sarnıcını görmeye gidiyoruz. Batı sarnıcına gireceğiz şimdi arkadaşlar ama çok ilginçtir, üstünde ev var. Zaman içerisinde evin altında keşfediliyor burası. Yani üzerinde bir yerleşim yeri var şu an. Biraz dolandık ama sonra otele geçelim dedik. Hem otel odasını görelim hem de işlerimizi bırakalım diye. Şöyle tarihi bir konak. Madame Marie Konak diye geçiyor. Şöyle odayı da göstereceğim size. Biraz alçak. Şöyle. Taş bir konak. Küçük bir penceresi var. Şöyle tavan yüksek. Bir tane koltuğu, bir yatağı. Gayet ışıklandırması falan güzel. Biz internetten burayı rezervasyon yaptırdık bu arada. Direkt telefon numaralarını aldık. İnternet üzerinden o şekilde yaptık. Mardin'deki en uygun otellerden biriydi. Sadece uyumak için kullanacağımız için biraz uygun seçmek istedik. Açıkçası yorumları da kötüydü, o yüzden biraz korkmuştuk. Odalarda sıkıntı yok. Bazı odalar bundan bir tık daha küçük bu arada. Yani şu gördüğünüz koltuklar yok sadece. Yatak sığmış. Şimdi banyoyu göstereceğim. Banyo biraz sıkıntılı. Şöyle gireyim banyoya. Bir tık iç tarafta ve havalandırma olmadığı için çok fazla nem kokusu var ama zaten kev otel olduğu için, yani taş otel olduğu için bu çok normal. Biz Kapadokya'da da kaldığımız otelde bunu hissetmiştik. Bu bir tık daha fazla, dediğim gibi muhtemelen havalandırma yok diye. Şimdi böyle bir detayıyla çekeyim banyoyu.
Mardin'de yağmura yakalandık. Açtık zaten. Yemek yemeye geçelim dedik. Şimdi Sultan Sofrası'na geldik. Yorumları güzeldi buranın. Bir bakalım. Mardin tabağı varmış. Mardin tabağını söyleyeceğiz. Böyle birkaç çeşit kebabın ve lahmacunun olduğu bir tabak varmış. Bakalım. Buranın kebabı. Bu zaten lahmacun. Bu içli köftesi. Bu arada varmış içli köfte. Bu ne acaba? Kara ekmek. Pilav zaten. Bu güveç. Bu da kaburga dolması. Ha, değil mi? Kaburga dolması. Aa, evet. Yağmura inat geziyoruz yine. Mardin'deki yağmuru bıraktık. Midyat'a geldik. Şimdi konuk evini gezeceğiz. Böyle bir iki yer açıkmış. 8'e kadar. Oraları göreceğiz. Giriş ücreti 25 TL'miş. Şimdi konağa girdik. Bu arada 8'e kadar açıkmış. Doğru. İnternette yazılan doğruymuş. Korka korka geldik. Bir saat yol çektik ama geldik. Tamam, hadi burayı çekiyorum. Tatları güzel dediler. Deneyeceğiz bakalım. Şimdi abi nereye kamera edeyim bir. Çok seviyoruz valla. Çocuklar bana burcu oldular. Ya siz zaten beraber. Hayır, bu daha tatlı. Nasıl senin? Bunun için güzel. Eşi geldi bana bu. İkinci günden herkese günaydın. Hasanpaşa Hanı'na geldik. Diyarbakır'dayız. Şimdi kahvaltıya geldik. Kahvaltıyı çektim zaten sizlere. Masa o kadar dolu ki ekmekler. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Sülüklü Han'a geldik. Buranın şarabı ve kahvesi güzelmiş. Mekan da çok güzel. Atmosferi çok beğendik. Şimdi sizlere göstereceğim. İnanışa göre dört ayaklı minarenin içerisine ilk defa geçtiğimizde dileğimiz kabul olacakmış. Biz de şimdi gideceğiz.
Diyarbakır'a gelip Takada'yı temerek olmazdı tabii ki. Çarşının içerisinde Hasanpaşa Hanı'na yakın bir yerde Hacı Baba diye bir pastanede şimdi kadayıfın tadına bakacağız. Tatlıcıdan çıkıp ciğerciye gelmezsin ama biz geldik. Zamanımız kısıtlı diye şu an tatlı üstünde ciğer yiyeceğiz. Çünkü Diyarbakır'a geldiysen mutlaka ciğer yemelisin.